İşte Camiül Eser, Eser medreseleri Ortodoks İslam'ın kalesi bilinir. Halbuki onu Şiiler kurdular propaganda için, yani onu bile çevirdi. Ve Mısır'da bambaşka bir hava meydana geldi. Şimdi Nureddin Zengi'nin halefi olarak Selahaddin Eyyubi çıkıyor. Selahaddin Eyyubi tabii bir Kürt prensi, bir Kürt beyi. Kürtçe konuşuyor mu, ne kadar Kürtlüğü savunuyor onu biz bilemeyiz. Ama Mısır'da. Mısır'da zaten zengilerin adamı, yani Türk Atabey'in adamı. Fakat çok mühim bir şey becerdi. Önce böyle bir hilal kuşattı. Halep falan. Ve üstünden çok uzun uğraşlarla ve çok iyi tanıyarak Haçlıları kovdu. Bu bir hayattır. Nereden kovdu Kudüs'ten? Akka'dan değil, Trablusşam'dan değil. Kudüs'ü aldı. Tam kalbinden yani. Tam kalbinden. Bu Kudüs'ün düşüşü vecih bir olay. Yani neredeyse efendime söyleyeyim 100 seneye yakın vakit geçmiş. Ve bu 100 seneye vakit, yani 90 yıl falan, bizim Kudüs Krallığı derken tekrardan Sarasenlerin eline geçiyor, Müslüman parantez içi kafirlerin. Papa bir kere kahrından öldü. Urban, evet. Ve bir yeni Haçlı seferi daha tertiplendi. Bu işte üçüncüsüdür. Üçüncüsü çok komiktir işte. Bizim bildiğimiz klasik Haçlı seferi, romans haline getirilen. Yani Fransa Kralı Philip August. Philip August'un yanında efendime söyleyeyim İngiltere Kralı Lionheart, yani aslan yürekleri işler. Ve Friedrich Barbarossa. Şimdi ilişkiler de çok tuhaf. Bir Avrupa hep var. Philip August'un annesi daha evvelden Richard'ın babasıyla evli ama kardeşlik yok arada. Yani kadının ikinci kocasından, evet, olma. Böyle evlilikle. Bir müşterek bir anne değil de işte müşterek bir üvey anne falan gibi bir baba da değil. Baba çünkü ilkinde çocuğu olmamış falan yani, ama Richard'ın babası falan. Şimdi aralarda böyle yakınlıklar ve böyle rekabetler var. Her halükarda bu Haçlı Seferi'nin en önemli özelliği bu disipline yürüyen bir ordudur. Öbürküler gibi değildir. Hakiki bir şövalye ordusudur. Ve şunu söyleyeyim, zaten 1190'a geldiğim vakit artık Bizans'ta Bizans değildir karşı çıkacak. Niçin değildir? Şimdi bir dakika, 3. Haçlı Seferi dediniz mi? Evet. 1176'da, yani bu 1176'da bir olay oldu. Bir olay oldu. Nedir o? O olay şudur. İkincisi yapıldı. İkincisi tabii, tabii. Çıktılar. Bu üçüncü. Bir daha Anadolu'dan geçiyor. 1176'da çok önemli bir olay oldu biliyorsunuz. Miryokefalon Savaşı. Yani ikinci Kılıç Arslan Bizans İmparatoru Manuel'i feci yendi. Evet. Ve bu olayla birlikte, ki yeri Eskişehir civarıdır, artık Anadolu'nun, Roma'nın elinden çıktı, Bizans Roma'sının tescil elinden çıktı, oldu. Öbür Rumilere, Selçuklulara geçtiği tescil edilmiş oldu. Ve zaten Haçlı orduları da Türk arazilerinden değil, öbür taraftan kaydı. Bunların ikisi biliyorsunuz deniz yoluyla tamamladılar Kudüs seferini. Üçüncüsü Friedrich Barbarossa Silif geçeğinde boğuldu. Evet. Bu boğulma büyük bir şey yarattı deniyor. Her halükarda Kudüs bir kere daha elinden çıkacak Müslümanların. Ama evet, bu çıkış eskisi gibi değil. Şimdi bir garip reklama bir gidelim böyle hocam. Ondan sonra döndüğümüzde devam edeceğiz. Minimum kapasitede saatte sadece 6 kuruş elektrik harcar. İşte teknoloji budur. Ne de olsa Carrier, klimanın mucidi. Bir dakika
nerede ya? Sen baş aşçı değil miydin? Ne ara vezir oldun ayol? Ya geçen hafta bir şeyler oldu, ben de vezir oldum işte. Ah geçen hafta işte ben onu kaçırdım. Siz de evinize TV Bu ev alın. Kaçırdığınız dizileri istediğiniz zaman kaydetmenize gerek kalmadan tekrar tekrar izleyin. Televizyonun kontrolü elinizde olsun. TV Bu ev, yeni dönem TV. TV Bu. Ay of. Ne oldu canım? Anne yok, bu bigudilerle uyuyamayacağım. Hayatım, saçımı şekle sokacağım diye sen giriyorsun şekilden şekile. Bak, boş bir set yapmış. Kurutma makinesi, düzleştirici, şekillendirici her şey var. Hem fiyatını da bayağı indirmişler. Üstelik bonusa artı 8 taksit veya 5 ay erteleme de yapıyorlar. Ay hadi gidelim. Açık mıdır bu saatte? Boş. Yaşam için teknoloji. Ev fırsatı değil. Otopya'nın dev fırsatı. Morgıç uzmanı garantiden iş yeri kredisiyle Otopya'dan iş yeri alın. Üstelik 96 ay vadeli alın, kazandıkça kazanın. Otopya, tüm dünyaya gururla duyurur. Bravo. Habertürk'ten yeni yazı dizisi. Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumları. En gözde liseler ve üniversiteler. Bu kurumların hayatlarını eğitime adayan sahipleri. Yeni yazı dizisi. Yarın Habertürk'te. Geçiş Petlas yolda bırakmaz. 4 Petlas lastik alana 1 yıl yol yardımı hediye. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Şoför bey, müsait bir yerde. Şoför bey. Şoför bey, şoför bey, müsait yerde binecek var. Herkese opera. İkinci Uluslararası İstanbul Opera Festivali 1-21 Temmuz tarihleri arasında Denizbank'ın sponsorluğunda gerçekleşiyor. Değişen dünyada spor endüstrisinin gelişimiyle ekonomik etkilerinin konuşulduğu Spor Aktif'in bu haftaki konuğu gurbetçi futbolcular kuşağının ilk ünlü temsilcisi İlyas Tüfekçi. Fenerbahçe, Galatasaray ve milli takımımızın formasını yıllarca giyen Tüfekçi, hem futbolcu hem de teknik adam olarak yaşadığı deneyimleri, Avrupa'da top oynayan Türk futbolcular hakkında düşüncelerini Burcu Çetinkaya ve Alper Kotaman'a aktarıyor. Spor Aktif bu akşam canlı yayınla Bloomberg HT'de. Tekrar birlikteyiz. Şimdi hocam Anadolu artık Türklerin elinde. Muhatap olmadılar zaten dikkat edersen Harçlılara. Ve Arslan Yürekli Rişar'la Filip Oguz deniz yoluyla ulaştılar. Hı, evet. Güneyden öbürü boğuldu. En meşhur Friedrich Barbarossa gitti. Ve şeyi de dağıldı yani. Kendi askerleri de geri dönüşler başladı. Şimdi burada bakın çok enteresan bir şey. 1144'te Urfa'yı aldı dedik ya. Evet. Orada Ermeniler isyan ettiler yeni gelenlere. Bu isyan bastırıldı. Ve yerine ne yapıldı biliyor musunuz? Çok ilginç bir politika. Yahudiler yerleştirildi. Yani bu çok ilginç bir şekilde. Yani Ortodokslar var orada, Latinlerin yerine Yahudiler yerleştirdi. Hayır. Öyle mi? Ermeniler Katoliktir daha çok yani. Harçlılara yatkın olanlar. Anladım. Harçlılarla ilişki halinde ayaklanan hepsi Katolik değil. Harçlılarla ilişki halinde ayaklandıkları için bertaraf edildiler ve yerlerine Yahudi yerleştirdi zengiler. Yani bu Orta Doğu'da bugün görülmeyen çok ilginç bir politikadır. Selçuklu İmparatorluğu'nun hakikaten imparatorluk olduğunu gösteriyor. Aslında birlikte yaşamak işte böyle bir şey herhalde. İşte o bir politikaya dayanıyor. Yani adam gelmiş İran'a, resmi dil Farsça, edebiyat dili Farsça. Ama mahkemede ve medresede Arapça, orduda kesin Türkçe, hiç taviz vermiyor. Bir ordu Türk tamamıyla. İşte yerleştiği yerleri böyle yapıyor. Hiçbirine emirlik vermiyor öyle Batı imparatorlukları gibi. Vali hepsi. Atabey bilmem ne falan. Çok önemli, evet. Ve böyle dengeler buluyor cemaatler arası. Bu çok enteresan bir yapılanmadır işte. Bunu Batı bilmiyor. Bu belki Doğu'ya daha yakın ama
Türklerin girdiği yerlerde çok acayip bir göçebe konfederasyon sisteminden kalma unsurlar var. Evet, sağlam kuvvetli bir şey değil. Kuvvetli ve organize askerlik. Evet. Fakat idarede renklilik tatbik etme. Bu çok ilginç. Çok. Ve tabii Haçlı da olsun, Orta Doğu olsun da bu da dayanılmaz. Şimdi gelmiş oraya Türkler, yani oradaki Arap ve Hristiyan için Türk de aslında Batılı Haçlı kadar yabancı bir unsur. Garip bir dil konuşan, görmediği adamlar. Yani Müslüman tamam ama hepsi bunların Müslüman değil o anlamda. Şii falan. O değil mesela. Çok çabuk intibak ediyorlar. Çünkü politika ona göre ayarlanıyor. Bu çok önemli bir unsur. Ve Selahaddin Eyyubi tabii ki bu çok önemli bir zat, çok önemli biri. Bu tip politikaları efsaneleşmiştir bunu. Daha evvel de değindik. Saladin ismine ekleyen Saladin diye telaffuz ediliyor. Fransız aristokratları, şövalyeleri var bugüne kadar. Fidye-i Necat ödüyor bazılarının adına. Çünkü fidye-i Necat'ı almak şer'idir biliyorsun. Öyle ve mi? Zorunludur yani, farzdır. Size karşı savaşan adam esir düştüğü an hayatı bağışlanır fakat parayı bilir, öder evet. Kurtuluş akçesine. Hükümdarın kendi veriyor Selahaddin'in bazılarını. Yani bazı fakir fukaranın adına paraları veriyor. Tespit ediyor gelir gruplarına göre. Bir sürü fakirlerinkini kendi veriyor. Bir takım aristokratlarınkini kendi veriyor tanıdıklarını. Bazılarını git getir geri diyor memleketinden. Öyleleri var. Getiriyorlar da herifler yani. Çok efsanevi bir ismi var. Evet, evet. Yani ve bütün şeyde anlaşmalarında falan Kudüs alınır gibi değil. Kolay değil. Onu beceriyor. Çok ilginç bir şekilde. Ve Selahaddin orada da sulh içinde yaşıyor mu bu halklar? Farklı dinlerden yani idare, halklar. Yani idare iyi edince giderse yaşarlar. Her şey balık baştan kokar evet. Değil mi? Siz şimdi mesela şöyle bir olayı düşünün. Ne kadar çirkin aslında. Batı'nın tarihinde bugüne kadar devam etmiştir. Saint-Jean Şövalyeleri değil mi? Evet. Hani Sultan Cem'in Rodos'a sığındığı falan. Malta'da işte ta 18. Napolyon'a kadar devam eden bir tarikat. Evet, en bilinen şövalyelerdir. Hatta Rusya'nın Pavel bile Malta şövalyelerinin başı oldu bir ara bizim sayemizde. Biz müttefiktik ya Çar Pavel zamanında. 3. Selim ve Çar 1. Pol. O zaman şey yaptı fakat şeye kadar gitti. Litvanya, Latvia, Balta'ya kadar, Estonya'ya kadar. Rusya tarihinde çok önemli bir şey yani Alexander Nevski bunları yenerek Rusya'yı kurtardı ve kurdu sayılıyor. Rusya için itiraf ediliyor şimdi Moğollardan, Altın Ordu'dan daha büyük bir tahribattı bunlar. Yani Alexander Nevski o yüzden gerçek anlamda bir kurtarıcıdır Rusya tarihinde.